Kainatın ilk binası Kabe, yani diğer adı Beytullah. Dolayısıyla bu Beytullah'ın şubelerinden birisidir Ayasofya. Temeli önemli değil, dönüşüm, ondan sonraki istihdamı, tahsisi önemlidir. Dolayısıyla Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüşmüş, Konstantinler'den Fatihlere dönüşmüş, hahamlardan, papazlardan Akşemseddinlere dönüşmüş bir İstanbul'un sembolüyken Ayasofya, şimdi neleri sembolize ettiğini tüm dünya bilir. Geçmişe kavga etmiyoruz. Mevcut yapıyla da herhangi bir takışma içinde değiliz. Sadece rahmetli Sultan Fatih'in doğal evlatları olarak, imanlı Fatih'in nesli olarak hepimizin hakkıdır Ayasofya'da. Sultanahmet'in ikiz olan o mübarek mabette tekrar gürül gürül ezan sesleri. Bu ezanlar ki şehadetleri dinimin temeli, ebediyen yurdumun üstünde benim inlemeli diyerek orayı tekrar mescit görmek, cami görmek, secdeden anlayan, secdeyi emreden Allah'tan anlayan herkesin hakkıdır ve resmen tescilli alacağıdır. Birilerine bir zamanlar belki böyle gözükmemiz gerekiyordu. Bir geçiş süreciydi. Onu da hadi muvakkaten anlayışla karşılayalım. Artık sular duruldu. Lütfen Ayasofya'da durulsun. Ayasofya tercihini yapsın. Müslüman olmadığı dönemden Müslüman olduğu döneme intikal eden insanların, erkekler özellikle nasıl vücut fazlalıkları alınıyor, sünnet oluyor, isimleri ve fiziki değişimlerle yeni bir kimlik alıyorlarsa o Ayasofya sünnet olmuş bir binadır. Ve artık Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bir kalasıdır. İnşallah bundan sonra secdeden anlayan herkese davetimiz. Allah'ın bir secdegahı olaraktan oranın asli fonksiyonuna, asli vazifesine ircası döndürmesidir. Allah-u Teala Hazretleri orayla alakalı olumsuz iş yapanları zaten ona kavuşmuş gitmişlerdir.